Efendim öncelikle bu bölge bir ovadır. Zemin etüdü zayıf olan bir alandır burası Bayraklı Belediyesi. Dolayısıyla 2 metrede 3 metrede su çıkan bir alanda inşaat kalitesinin ve temel yapısının radyal temel üzerinde olması kaçınılmaz. 93 yılının mevzuat ve yönetmenine göre yapılan bu inşaatlarda C15 ve C17 beton kalitesinin kullanılması bugünkü sonucu doğurmuştur. 2012 yılında bu binaların çürük olduğu tespit edilmiş, ancak vatandaşlar tarafından güçlendirme konusunda açıkçası kaçınılmış bir binadan bahsediyoruz. Peki sadece bu bina mı? Hayır. Burada yıkılan 8 binanın dışında yüzlerce binada da ağır hasar var. Haliyle burada inşaat kalitesi, yönetmelik, mevzuat, evet hepsi, ama en önemlisi zemin etüdü. Dolayısıyla burada olması gereken, yapılması gereken inşaatlar kazık çakılmadan yapılması söz konusu değil. Hemen arkamda yüksek binalar görüyorsunuz. Bunların hepsi teknolojik ve hafif metallerle üretilmiş, kazık çakılmış binalar. Dolayısıyla bu alanda yapılması gereken çalışma tamamen, açıkçası, hem inşaat kalitesi hem de temel konusunda farklı çalışmalara ihtiyaç olan bölge. Enkaz çalışması 2-3 gün içinde bitecek. Sonrasında yüzlerce binanın yıkılması, önemli bir kısmının da güçlendirmeli kurtarılabileceğini sanmıyorum. Bunların hepsinin yıkılıp tekrar yapılması lazım. Dolayısıyla risk analizi olarak baktığımızda bu bölgede açıkçası ciddi anlamda kötü bir yapı stoğu var. Peki Bornova'da nasıl? Yani aynı yönetim Bornova'yı da yönetmiş. Burayı da o günkü mevzuatla, Bornova'da da 60 bin konut var. Bu konut stoğunun Bornova'da envanter yapıldığında %15'lik kısmının kötü stok olduğunu söyleyebilirim. Yani yaklaşık 10 bine yakın güçlendirilmeyi bekleyen ya da yıkılıp kentsel yenileme düzeyinde çalışmalara başlanması gerekiyor.